yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Isaac Ankara ile Amerika'ya gittim. 21 yaşındayım. Atılım Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Yazın staj falan yapacağım ya da yaz okuluna gideceğim diye düşünüyordum kafamda. Fakat işte hani Isaac ortamına girince sen de hani insanların hayatlarını değiştirmek, işte onların hayatlarına dokunmak gibi motivasyon kapınca bir şekilde motivasyonu alıyorsun. Sonra işte menajerlerinden bir tanesi yurt dışına gitmek ister misin? Hani bu yaz proje yapmak ister misin diye sordu. Ben de neden olmasın dedim. Ve hani bana birkaç proje attı. Ve hani bunun sayesinde gittim. Tesadüf oldu aslında. Şimdi projem Isaac San Jose. Oranın LC'si San Jose. San Bernardino diye bir şehirde bir tane kamp var. Bu kamp engelli bireyler için yapılmış bir kamp. Kampın amacı da bu bireylerin aslında engellerinin hiçbir önemi olmadığını, hani hepinizin burada eşit olduğunu ve istediğinizi yapma cesaretinde bulunmalarını sağlayan bir kamp. Kampta onlara işte ata bindiriyoruz, yüzme yapabiliyoruz, yüzdürebiliyoruz, işte spor, okçuluk, oyunculuk, sahne sanatları, el işi, resim, sanat, hani bunun gibi daha bir sürü aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Ve hani onlara sevildiğini ve siz de her şeyi yapabilirsiniz, engeliniz bunun için bir sorun değil, sıkıntı değil, aşılıyoruz yani. Proje eşitsizliği azaltmak, sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet ediyor. Zihinsel ve fiziksel fark etmeksizin engellerinizin aslında hani sizin eşit bir ortama girmenize engel olmadığını aşılamak amaçlı. Şimdi şöyle, zorlandığım çok şey oldu. Bir kere zaten konfor alanından çıkıyorsun, kıtayı aşıyorsun. Yani gittiğim günden beri aslında zorlandığım birçok şey oldu. Mesela beni havalimanından karşılanması için zaman farkından dolayı ben bir gece önce gittim ve havalimanında sabahlamak zorunda kaldım. İşte oraya gittiğim zaman orada kampçılarla aynı kabin adı verilen yerde kalıyoruz, böyle ranzalı. Kampçılarla bizim aynı odada kalıyorlar. Hani onlara göz kulak olmak amaçlı. Mesela lavabolar, tuvaletler, duşlar, bunların hiçbirinin kapısı yok ve hepsi perde şeklinde ve hani onlara bir şey olursa hani şey sırası aslında bakmamız için küçük bir aralık bırakmışlar falan, hani çok rahatsız ediciydi ilk başta. Ama bir süre sonra hani çözüm odaklı olmak zorunda kalıyorsun ve hani bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Ben bantlıyordum mesela böyle tuvalete girerken ya da duşa girerken. Onun dışında şöyle şeyler oluyordu zaman zaman. Şimdi çocukların geldiği hafta mesela kabus görenler oluyordu. Geceleri uyuyamayanlar oluyordu. Çığlık atanlar oluyordu. Hani senin sabahına erken kalkman gerekiyor ama bir şekilde idare etmen gerekiyor, işte hemşirelere haber vermen gerekiyor. Uyuyamadığın dönemler de oldu ya da çok böyle büyük sıkıntılar yaşadıkları zamanlar da oldu. Ama bir şekilde hani çözüyorsun yani, idare ediyorsun diyeyim öyle söyleyeyim. Çocukların geleceği günler belli oluyor, haftalar belli oluyor. İşte gençlerin geleceği haftalar belli oluyor. Bir de yaşlıların geleceği haftalar belli oluyor. Bunlar değişiyor. İşte 3 gecelik var, 5 gecelik var, 10 gecelik var. Projede çalışan insan tipi ikiye ayrılıyor. Orada parayla gerçekten hani bu işi yapanlar var. Bir de gönüllü esaslı gelenler var. Gönüllülerden de işte 3 tane kontenjan açmışlar Isaac için. Biz de, ben Türkiye'den geldim, bir tane Çin'den gelen var, bir de Tayland'dan gelen arkadaşım var. Bunların hepsi Isaac'ır. Bir de onun dışında lokal olarak Amerika için de gönüllü olarak gelen insanlar var. Şimdi o engelli bireylerin sorumluluklarının hepsi bize ait. Şimdi spektrum çok fazla. Engellilerin konuşabilen var, konuşamayan var, kendi yemeğini yiyebilen var, kendi bakımını yapabilen var ama bunların hiçbirini yapamayanlar da var. Hem iletişim kuramayıp hem de onun ihtiyaçlarını karşılamak birazcık zor görünüyor aslında. Zor görünüyor. Çünkü ben Türkiye'den gitmeden önce şey demiştim hani, daha önce böyle bu insanların hiçbiriyle çalışmadın, ne yapacağını bilmiyorsun. Hani neden buna giriştin tarzı böyle bir hafif pişmanlık duydum. Fakat bize ilk hafta bir eğitim verdiler. Yani proje 7 haftaydı. İlk haftası full bizim bu çalışacak insanların orada kampı kullanıp sunumlar, hastalıklar hakkında bilgilendirmeler, kendi haklarımız, işte legal, yasalar, nasıl davranmalıyız, hani bir farkındalık yarattırdılar. Ve hani bu bizim daha çok alışmamızı ve hani benimsettiler. Aynen, benimsettiler yani. İşte benim menajerim bana projenin linkini attı. Ben oraya işte bir motivasyon mektubu tarzı bir şey yazdım. Neden orada çalışmak istediğimle alakalı. Bunun sonucunda karşı taraftan Isaac America benden bir video göndermemi istediler ve ben gerçekten yani bilmiyorum çok mu ciddiye aldım. Benim için çok önemli olduğu için bir gün boyunca okulu ektim. Odamı böyle hazırladım. Stüdyo şeklinde ışığı, şusu, busu, bilmem ne, neleri konuşacağım. İşte onların gönderdiği sorular var. Cevaplamamı istedikleri. Bunların hepsini tek tek hazırladım ve hani bir gün boyunca
video çektim. Videoyu yolladıktan sonra 2 gün içerisinde ya da 1 gün içerisinde bana geri döndüler. İlk adımı açtın şöyle böyle, bir de mülakata alacağız seni videolu. Tamam dedim. Bu biraz duygusal çünkü şimdi mülakatım gece 8'deydi. Amerika saatiyle de birazcık sanırım geç oluyordu. Mülakatım oranın kamp direktörleriyleydi. Kelly, ay çok tatlı kadın. Okuldan eve dönüyorum. İşte mülakatıma gireceğim falan diye heyecanlıyım. Araba kullanırken kötü bir kaza geçirdim. Çok kötü bir kaza geçirdim. Mülakata 3 saat kalmış. Toparlanamam. Hani artık kafamda bitti dedim. Hani süreç kesilecek. Hani gitmeyeceğim falan dedim. İşte abimi çağırdım falan. Apar topar eve geldim. Ama o sırada hala kazanın şokunda olduğum için yani şöyle Skype'ı açtım. Girişimi yaptım. Aramayı bekliyorum ama açacak durumda değildim. Hiçbir şekilde motivasyonum da yoktu. O şokun etkisiyle ölü gibiydim. Sonra beni kamp direktörü aradı. Ben açmadım. Açamadım. Çünkü hiçbir şekilde yani şokun etkisinden çıkamadığım için açamadım. Kapatınca dedim ki tamam hani artık gitmiyorum Ankara'ya. Artık benim hani yazışım başka bir şeyler düşünmem lazım derken tekrar aradılar. 2 dakika sonra dedim ki tamam artık bu bir işaret, benim açmam lazım. Ne olursa olsun hani durumu anlatırım. Elimden geleni yapayım, en azından şansımı deneyeyim dedim. Açtım. Sağ olsunlar çok iyi insanlardı. Hani durumu anlattım. Anladılar. Aynı zamanda bilmiyorum o an artık ne geldiyse bana, mülakat iyi geçti. Yani cevaplarımı iyi vermiştim. Sonra da işte beni aralarında görmek istediklerini söylediler. Sonra işte vize işlemleri başladı. Bu zaten apayrı böyle vize işlemleri çok sıkıntılıydı. Bayağı zorlandım yani. Vize ücreti ayrı $80 alıyorsun. İşte internetten tek tek formunu dolduruyorsun. DS-160 formu gibi bir şey var. Onun çıktısını alıyorsun. Sonra randevu alıyorsun. Randevun okuluna uymuyor. Bir ay sonraya veriyorlar randevuyu. Aslında ama projen yaklaşıyor. Çıkmama ihtimali var. Oraya gidiyorsun işte sana davet mektubunu yolluyorlar. Sen buradan kabul mektubunu alıyorsun. Gidiyorsun, ediyorsun falan. Bayağı sancılı bir süreçti. Şimdi gideceğin ülke Amerika olduğu için maddi manevi çok büyük zorluyor seni. Sınanıyorsun resmen. İşte dolar üstünden çalıştığı için zaten vizeyi dolar üstünden yatırıyorsun. Bir de onun ayrı belgeleri var. Hepsini toparlıyorsun, ediyorsun. Randevusu kaç ay sonraya veriyorlar. Yer olmuyor. Bu büyük sıkıntılar çekiyorsun vize için. Hatta ben bir ara şey dedim. Tamam hani büyük ihtimalle göndermeyecekler beni falan tarzında. Geçemeyeceğim mülakattan, vize mülakatından dedim ama oldu yani bir şekilde. Vize çıkmadan biletini de almıyorsun doğal olarak. Hani çıkmazsa yanacak biletin. Ama işte tarih yakınlaştığı için uçak ücretleri artıyor falan derken hani yüklü bir miktar para ödüyorsun aslında Amerika'ya gitmek için. Ay bunu koymasınlar ya. Yani yüklü miktar para ödüyorsun. Ben çok para yatırdım falan oluyor. Öyle olmasın. Evet. ISEC zaten hani 128 fazla ülkede hani hizmet verdiği için kendi bütçenize göre çok fazla varyasyonlar var. Hani istediğiniz yere kendi bütçenizi ayarlayarak gidebilirsiniz. Ama Amerika konusunda işte maddi ve manevi birazcık zorlanabiliyorsunuz. Ya da zorlandım diyeyim. Öyle söyleyeyim. Kalma yerimi karşılıyorlar. Yemeklerim, 3 öğün yemeğim karşılanıyor. Varış ulaşımım karşılanıyor. İşte beni havalimanına bırakıp getirip götürme işlerim karşılanıyor. Projenin sayfasında zaten hani benim 3 öğün yemeğimin karşılanacağı, işte hangi saatler arasında çalışacağım, işte benim job description'ım, hani ne yapıp ne yapmayacağım. Bunların hepsi yazıyordu. Hani o yüzden bilgim vardı. Ama zaten hani bu projeden projeye göre değişiyor sizin. Kaç öğün yemeğinizin karşılanıp karşılanmayacağı falan. Projede bir günümüz sabah 7'de işte kamp direktörü geliyor. Teker teker bizi uyandırıyor. Ondan sonra bizim kampçıları uyandırmadan önce bir saatimiz oluyor. O sırada biz hazırlanırız. İşte yüzümüzü yıkarız falan, zımbırtılar. Sonra kampçıları uyandırıyoruz. Saat 9'da kahvaltı başlıyor. Hepsini alıp önce kahvaltıya götürüyoruz. Kahvaltıdan sonra projede her günü belli oluyor o insanların. Bir program hazırlanıyor haftalık. İşte kaç gün kalacaklarsa. İşte ilk başta ilk aktivite hangisi? İşte spora mı gidecek? Ata mı binecek? Yüzmeyi mi yapacak? Hangisiyse ona göre programımız belli oluyor. Kabinimizi alıp teker teker işte gün içinde onları aktivitelere götürüyoruz. İşte arada bir öğle yemeği oluyor. Öğle yemeğinden sonra aktiviteleri oluyor. İşte öğle yemeğini beklerken balon partisi, baloncuk partisi işte ya da bizim kültürümüzü tanıtacak. İşte ISEC'den gelen insanların işte yarım saatlik sunumları oluyor işte ülkelerini tanıtacak olarak. İşte biz de o sırada kültürümüzü tanıttık. Bunun gibi şeyler oluyor yani. Akşam da kapanış kamp ateşi oluyor. Yetenek şovları oluyor. Bu insanlar işte oraya kayıt bırakıyorlar. Akşam işte yetenek şovuna çıkıyorlar. İşte şarkı söyleyen oluyor, resim çizen oluyor, stand-up yapan oluyor ya da hiçbir şey yapmayıp sadece dans eden olabiliyor. Hani orada aslında kendilerini öne atıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Bunun gibi. Böyle geçiyor aslında yani. Sonra akşam işte yatmaya geçiyoruz. Şimdi şöyle çok fazla yani Türkiye'den bir kişi vardı. Çin'den 2 tane vardı. Japonya'dan bir vardı. Tayland'dan bir vardı. Meksika'dan 5 vardı. Gana'dan bir vardı. İtalya'dan 2 vardı. Bunun gibi. Böyle yani. Bu kadar hatırlıyorum. Onu söyledim. Yani şöyle tamam açıklıyorum. ISEC kontenjanı olarak 3 kişilik kontenjan açılmıştı sadece. Biz orada 3 gönüllü geldik. Bizim dışımızda gönüllü gelenler de vardı. Fakat ISEC'den 3 kişi, biri Türkiye'den ben, biri Çin'den, bir de Tayland'dandık. Bu kadar. Global Village olmadı. Fakat Global Village'e benzer biz 3 kişi olduğumuz için hani kendi kültürümüzü tanıttık. İşte ben Türk bayrağını götürdüm, işte lokum götürdüm, Türk kahvesi falan götürdüm.
götürdüm. Sunum yaptım. Sunum gibi, sunum da değil. Onları hani oyalayacak eğlenceli bir session gibi bir şey yaptım. Türkiye hakkında işte soru cevap gibi böyle hani trivia gibi bir şeyler hazırladık. İşte onlara Türk müziğini tanıtıp Türk dansını öğrettim. Türk, bayağı eğlendiler orada. Ya misket abi. Aklıma başka bir şey geldi. Misket öğrendim. Evet, Mert Ortanca misket dansı yaptı orada. Yapmaya çalıştım yani, öyle söyleyeyim. Hatta şöyle de bir şey var. Bu dansı öğrettikten sonra iki kere yaptım ben bunu. Kamp direktörüm yanıma gelip şey söyledi. İşte bir tane kampçı annesini aramış. İşte şey demiş. Türkiye'den bir işte insan var gelmiş burada bize Türk dansı öğretiyor. Çok güzel, ben çok öğrendim işte Türk dansı yapacağım evde tana falan diyormuş böyle annesine. Mesela hoşuma gitti yani. Demek ki bir iz bırakmışız yani onları Türkiye hakkında. Oradan ayrıldığım zaman ağlaya ağlaya hüngür geldim. Çünkü hani orada kurduğum bağlar çok farklıydı. Hani bu kadar bağlanacağımı ben düşünmemiştim o insanlara. Birdenbire böyle benim ailem oldular oradaki kişiler. Hiç abartmıyorum. Yani koşulsuz sevgi gibi bir şey orada hani tadabildim. Öyle söyleyeyim. Hala hatta şu an hepsiyle görüşüyoruz. Hatta şöyle bir şey oldu. Ya bilmiyorum, artık kendimi övmek değil bu. Gerçekten değil. Abartmıyorum. Yani şey yaptılar ya. Mert'i onurlandırma günü yaptılar böyle. Mert Appreciation Monday diye bir şey yaptılar. Mesela her pazartesi hala bana mesela mesaj atıyorlar işte. Mutlu olsun işte senin günün bilmem ne falan. Mesela her pazartesi mesela sevdiğim bir içecek var. Onu alıyorlar. Ya da işte beni bir yere götürüyorlar. Sürpriz tarzı şeyler yapıyorlar. Mesela o çok hoşuma gitti. Yani neden yaptınız bilmiyorum ama. Hoş yani insanlara bu şekilde bağlanmak. Yani sevildiğini bilmek güzel oluyor. O bağlantıyı kurmak. Oraya gitmeden önce ve oraya gittikten sonra bize bir takım seminerler yapılıyor işte. Biz projeyi hazırlamak için, o ülkeyi hazırlamak için. Ve bu seminerlerde ise belirli standartlar var. ISA'nın sağlaması gereken standartlar var. Proje bittikten sonra buraya döndüğümde bir geri dönüş yapıyoruz. Onlara işte proje hakkında daha iyi neler yapılabilirdi tarzında, nasıl geçti deneyimin, tecrüben. O formları işte doldurduktan sonra o standartların belli bir düzeyi sağlanıyorsa, belli bir düzeyin üstündeyse sen projeni başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsun ve hani bir sertifika alıyorsun. Şeyden bahsetmek istiyorum ya. Orada mesela o bireylerin bana yaptığı şeylerden bahsediyorum. Çok duygusal. Şöyle, o insanlarla ilk tanıştığın zaman hani bilinci oturttuk hani evet onlar da bizim gibi biz düşünebiliyorlar. Onların da kendi kararlarını verme hakları var. Bütün farkındalığı aldıktan sonra o insanlarla oturup konuştuğun zaman bir bağlanıyorsun. Onlar da sana bağlanıyor ve hani bildiğin bir şey oluyorsun böyle, arkadaş oluyorsun ve onlar seni seneye de bekliyor buraya geldiğinde. Şöyle, seni sınırını zorladığı zamanlar oluyor. Yani sınırını zorlandığı zamanlar oluyor. Fakat çok şey duydum ben. İşte ta Türkiye'den buralara bizim için işte gönüllü olarak geldin hani ve bu bizim için çok önemli. Bunun için çok teşekkür ediyoruz sana. Hani buna kesinlikle saygı duyuyoruz. Bilmem ne tarz böyle geri dönüşler yapıldığı zaman hani anlıyorsun ki aslında oraya gitme amacın buydu ve o insanların hayatlarına dokunabildin. Gerçekten bu yaz hani başkası için bir şeyler yaptım diyorsun ve hani kendini daha bir motive hissediyorsun. Ve hani mesela dans geceleri oluyordu. O dans geceleri de küçük küçük mektuplar yazıp sana veriyorlardı falan. Şu an evde mesela tonlarca mektup var onlardan gelen ve hiçbirini hani okudukça kendim böyle gözlerim falan doluyor yani. Çok tatlılardı. Şöyle, benim tecrübem bu kadardı. Umarım hani aranızdan birilerine arada kalmış, kararsızsanız falan hani sizi cesaretlendirir. Çünkü çok arkadaşım oldu projeyi yarıda vazgeçen ve hani beni gördükten sonra da pişman olan. İyi ki gittim diyorum. Konfor alanından çıkmaktan asla korkmayın. Çünkü kendinizi orada geliştiğinizi ve hayatınızda çok büyük bir etkisi olduğunu anlıyorsunuz. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım size ilham olmuştur bu hikaye. ISTEC Türkiye'nin YouTube hesabına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. Barbara. Bana hep yoğurdu. O yüzden ismim yoğurdu. Adım Mimi'ydi benim.